Hikayemiz başladığında çamurda yiyecek arayan ve değerli taşlara benzeyen şeyler bulan bir el görüyoruz. Değerli taşlar aslında kesilmemiş elmaslardır. Şimdi kalabalık Londra şehrine ve Laura Quinn adında yaşlı bir kadını bir kafede otururken görüyoruz. Konuğu ise Laura hakkında bir haber yazmayı uman Jace adında genç bir gazeteci muhabir. Onlar konuşurken Laura 168 karatlık ve 58 fasetli bir elmas çıkarır. Jesse şaşırır ve Laura elması Londra Elmas Şirketi'nden nasıl çaldığını anlatmaya başlarken elması alır. Laura hikayesini anlatırken 1960 yılına Londra'ya geri döneriz. Genç bir iş kadını olan Laura, erkek egemen bir şirkette yönetici olarak çalıştığı Londra Elmas Şirketi'nin binasına giriyor. Bay Hobbs adında yaşlı bir temizlikçiye merhaba diyor. Bay Eaton adında bir adamın küçük el arabaları olan iki adam tarafından takip edildiğini görürüz. Eaton büyük bir kasayı açar ve arabalara elmasları yükleyip masalara götürerek kusurlarını inceler. Dışarıda MKA olarak bilinen şirketin sahibi ve oğlu Ollie bir grup protestocunun ortasından binaya gelir. Ofise girdiklerinde yöneticiler ve personel Afrika'daki maden sahasında 100 elmas işçisinin öldürülmesiyle ilgili son haberleri tartışmak için beklemektedir. Laura, MKA'ye Rusların kötü basın nedeniyle büyük olasılıkla şirketle bağlarını koparacağını söyler. MKA yeni genel müdürün Peter Boland olduğunu açıklar. Laura seçilmez. Çünkü şirket bir kadını genel müdür yaparak geleneği bozmayacaktır. Daha sonra temizlikçi Bay Hobbs'un Laura'nın ofisine girdiğini görürüz. Ona insanların cesur olması ve istediklerini alması gerektiğine inandığını söyler. Laura her zamanki gibi en son çıkan kişi olarak binadan ayrılır. Ertesi gün Laura koridorda Oxford Üniversitesi'nde tanıştığı Harold Reynolds adında bir adamla karşılaşır. Adam Laura'ya bir kartvizit verir ve çalıştığı şirket olan Allen Banking'de çalışmak isteyebileceğini söyler. Ertesi sabah ilham verici notunu ve altına yazılmış olumsuz bir yanıt bulur. Ayrıca arkasında seans saati yazılı bir sinema bileti bulur. Merakına yenik düşer ve öğle tatilinde sinemaya gider. Laura sinemaya girdiğinde Bay Hobbs oradadır ve birlikte oturmalarını önerir. Laura'nın sabrı tükenmektedir ama Bay Hobbs ona yöneticiler arasında geçen bir konuşmaya kulak misafiri olduğunu ve kısa süre içinde işine son verileceğini söyler. Ona bir plan önerir. Onları zengin edecek kadar elmas çalmak ama fark edilmeyecek kadar. Laura ona inanıp inanmamakta kararsızdır ve Hobbs'u bundan asla kurtulamayacağı konusunda uyarır. Daha sonra iş yerinde Laura işine son verildiğine dair bir mektup bulur. Bunun üzerine Harry Reynolds ile görüşmek için randevu almaya karar verir. Laura bir restoranda Harry ile otururken Harry ona şirketinin kendisine iş teklifi edemeyeceğini çünkü beceriksiz olduğunu söyler. Görünüşe göre eski şirketi onun hakkında bazı kötü söylentiler yaymıştır. O gece koltukta uyuyakalır ve rüyasında iş yerindeki güvenlik görevlilerinin kendisini şirketten elmas çalmaya çalışırken yakaladığını görür. Ertesi akşam Hobbs'u bulmak için köpek yarışlarına gider. Ona şirketi nasıl soyabileceğini sorar. Hobbs ona bir planı olduğunu söyler. Hobbs kendi dairesinde planını açıklar. Kısa kodları haftalık olarak değiştirildiğinden Laura'nın MKA'nin evindeki çalışma odasında bir yerde bulunan kodları bulması gerekecektir. Hobbs, Laura'ya MKA'nin evinde Rusları eğlendirmek için bir davete katıldığında kasa kodlarını bulması gerekeceğini söyler. Ona içecek termosunda ikisine de rahatça emekli edebilecek kadar elmas taşıyabileceğini söyler. Davet gecesi Laura, MKA'nin ikinci adamı Bay Jameson ile konuşur. Jameson, Laura'ya şirketin sigorta müdürü Sir Sinclair'ın bir zamanlar bir sağlık sigortası skandalına karıştığını ama yargılanmadığını anlatır. MKA, Rus Elmas Kurumu Başkanı Dimitriv'i onlarla tanıştırır. Dimitriv, Laura'yı dansa davet eder. Daha sonra Laura üst kata çıkar ve kodları aramak için MKA'nin çalışma odasına girer. Laura ayak sesleri duyar ve MKA içeri girip küçük bir kasayı açarken hızla saklanır. Onu izler ve kasa kodunu zihnine not eder. O gittikten sonra kasayı açar ve kasanın kodlarını bulur. Ertesi gün Laura koridorda güvenlik kamerası yerleştiren bir adam görür. Daha sonra Hobbs'la buluşur ve ona 8 CCTV kamerası kurulduğunu söyler. Ona kameraların her seferinde 60 saniye boyunca dönüşümlü olarak açılıp kapandığını söyler. Hobbs bu sürenin kasaya girip çıkmak için yeterli olduğunu söyler. Ardından Hobbs güvenlik odasındaki yerleri paspaslar ve kameraların zamanını ayarlar. Temizlikçinin odasında kronometresine bakar ve harekete geçer. Kronometresine bakarak kasaya koşar ve kodu girer. Bu sırada Laura Hobbs'a biraz daha zaman kazandırmak için dikkat dağıtmak amacıyla güvenlik odasını arar. Yine kronometresine bakar, sonra kasayı açar ve hızla koridordan aşağı inerek kameranın görüş alanından çıkar.
Daha sonra Hobbes'u eve gitmek üzere işten çıkarken görürüz. Ertesi sabah Laura Hobbes'un işten çıkışını izler. Ama katibin üzerindeki işaret Hobbes'u içeri çağırır. Hobbes'un çıkmadan önce bir tuvaletin tıkanıklığını açması gerekmektedir. Hobbes evde çay termosunu lavaboya boşaltır. Ama hiç elmas yoktur. Ertesi gün elmas ayıklayıcılarının hepsi evlerine gitmiştir. Laura lobiye iner ve James'ını panik içinde bulur. Laura kadınlar tuvaletindeyken Bay Eaton onu çağırır ve kasaya götürür. İçeri girdiğinde gözlerine inanamaz. Kasa boştur. Bay Eaton, Finch adında bir adama bina planlarını göstermekte ve ona kasaya girmenin tek yolunun kapı olduğunu söylemektedir. Şimdi MKA tüm yönetim kadrosuna polis soruşturması yapılmayacağını, çünkü kamuoyunda yer almanın şirketi mahvedeceğini söylemektedir. Sinclair, Finch'i baş sigorta müfettişi olarak tanıtır. Laura lobide Hobbes'u görür. Ama Hobbes ona her şeyin yolunda olduğuna dair güvence verir. Daha sonra Laura MKA'nin ofisine gider. Boyle adında bir adamın MKA'ya bazı envanterlerin satın alınmasıyla ilgili bir mektup verdiğini görürüz. Görünüşe göre Boyle müşterinin kimliğinden ve envanterin içeriğinden habersizdir. Boyle bir telefon görüşmesi için dışarı çağrılır. O dışarıdayken MKA elmasların 100 milyon poundluk karşılığında geri alınabileceğini belirten mektubu okur. Boyle ayrılmadan önce MKA'ya küçük bir paket verir ve ayrılır. MKA paketi açar ve içinden Güney Afrika yıldızı olarak bilinen devasa bir elmas çıkar. Daha sonra Finch Laura'ya bazı sorular sorar ve onun çok gergin olduğunu fark eder. Ertesi sabah Laura, James'ına Finch'in soruşturmalarına yardımcı olmak için onunla birlikte çalışmayı önerir. Laura Finch'i bulur ve birlikte Vault'a giderler. Finch ona CCTV kameralarının 60 saniyelik bir zaman aralığı nedeniyle o kadar da güvenli olmadığını söyler. Finch ona zorla giriş olmadığını söyler. Hırsızın şifreyi biliyor olması gerektiğini öne sürer. Sinclair'ın MKA'ya ticareti devam etmesine yetecek kadar elmas alması için 5 milyon poundluk bir çek teklif ettiğini görüyoruz. Ancak MKA elmasları şimdi geri istiyor. Finch, MKA'nin oğlu Olin'in de bu işe karışmış olabileceğini söyleyince MKA öfkeden deliye döner ve fidyeyi ödemezse Sinclair'ı mahvetmekle tehdit eder. Şimdi Hobbes'u bir yeraltı kanalında görüyoruz ve Laura ona elmasları geri vermeleri ve bir anlaşma yapmaları gerektiğini söylüyor. Ancak Hobbes bunu yaparsa hapse gireceklerini söylüyor. Finch formalite icabı parmak izlerini almak için geldiğinde Laura'yı binanın planlarına bakarken görürüz. Daha sonra Hobbes'u sorgularken ona eşlik etmesini ister. Finch Hobbes'u sorgularken bir adam içeri girer ve Finch'i dışarı çağırır. Hobbes ofisten ayrılmadan önce Laura ona ya pazarlık yapacaklarını ya da hapse gireceklerini söyler. Ona davasının hapiste 100 ömre bedel olduğunu söyler. Finch'in Laura'nın parmak izlerine baktığını ve bunları MKA'nin evindeki parmak izleriyle karşılaştırdığını görürüz. Şimdi Laura elmaslarla ilgili bir ipucu bulmak için Hobbes'un dolabını açıyor. Daha sonra Laura yakındaki bir barda içki içmek için Finch'e katılır. Londra elmas binasına Sinclair'ın haber vermesi üzerine basın mensupları gelir. Sinclair'ın başkanı Sir Gottfried basını engellemeye çalışır. MKA merdivenlerden inerken kalp krizi geçirir ve yere düşer. Finch bara döndüğünde Laura'ya tüm elmasları nasıl çıkardığını sorar. Ama Laura o kadar da zeki olmadığını söyler. Tam o sırada Finch'e MKA'nin kalp krizi geçirdiği söylenir ve Finch oradan ayrılır. Kadınlar tuvaletinde Laura küpesindeki bir elması lavabonun giderine düşürür. Altındaki boruyu çıkarır ve birden Hobbes'un elmasları nasıl çıkarmış olabileceğini fark eder. Laura bir meşale alır ve yeraltı kanalizasyon sistemine girer. Tünellerden yürürken Hobbes elinde bir meşale ile belirir. Laura onu ihbar etmekle tehdit edince Hobbes ona bir silah doğrultur ve burada kalacağını söyler. Laura silahı adamın elinden alır ve tünelde koşmaya başlar. Ancak ayağı takılır düşer. Yerde kocaman bir elmas görür ve elması cebine koyar. Hobbes Laura'ya karısının kanserinin nasıl alınabileceğini ama sigorta şirketinin onu ameliyat için çok beklettiğini anlatır. O zamana kadar kanser çok agresifleşmiştir. Ameliyatı erteleyen o zamanki sigorta müdürü Sinclair'dır. Böylece Laura Hobbes'un Sinclair'dan intikam aldığını fark eder. Hobbes Laura'ya Sinclair'ın onun gerçekten sevdiği tek şeyi aldığını söyler. Gottfried Sinclair'a 100 milyon pound fidye ödemeyi kabul ettiğini söyler. Sinclair ofisine gider ve kendini vurur. Laura Hobbes'a elmasını lavaboya nasıl düşürdüğünü ve sonra nasıl aldığını anlatır.
Şimdi Hobbes'un iş arabasındaki tüm elmasları aralıklarla çalışma odasına götürdüğü bir flashback görüyoruz. Olive fidyenin hesaba yatırıldığı haberini alır ve ancak Boyle'dan gelen ve elmasların yerini gösteren not boştur. Hobbes'un elmasları lavaboya nasıl boşalttığını görürüz. Güney Afrika yıldızı aslında Hobbes'un temizlemesini istediği tuvaletin dibindeydi. Şimdi Hobbes silahı Laura'ya doğrultur ve tetiği çeker. Şaşırtıcı bir şekilde silah dolu değildir. Ona artık bunun önemli olmadığını, çünkü paranın ödenmiş olacağını söyler. Meşalesini söndürür ve uzaklaşır. Laura tünelden aşağı yürür ve köşeye bakar. Bütün elmaslar kanalın sonunda yığılıdır. Laura merdivenlerde battaniyeye sarılmış otururken yeraltı tünelinden elmas kutuları taşıyan adamlar görürüz. Finch ona elmasları bulduğu için %5'lik buluculuk ücreti kaybettiği söyler. Laura bir itirafta bulunmak üzeredir ama Finch onu durdurur. Hayatının geri kalanını parmaklıklar ardında geçirmesini görmekten nefret edeceğini söyler. Veda eder ve gider. Cebindeki büyük elması hatırlar. Ama onu saklamaya karar verir. Oli'nin basına elmasların çalınmadığını söylediğini ve ardından kasanın içindeki tüm elmasların fotoğrafını çekmelerine izin verdiğini görürüz. Dimitri şirketle ilişkisini bir kez daha güvence altına almak için bir sözleşme imzalarken görülür. Günümüze döndüğümüzde Laura yine Casey ile konuşmakta ve ona bir ay sonra şirketten ayrıldığını anlatmaktadır. Bir İsviçre bankasından kendi adına açılmış bir hesaba 100 milyon sterlin yatırıldığını bildiren bir mektup aldığını anlatır. Laura diğer kadınlara ilham vermesini umarak Casey'ye hikayesini yayınlayacağı bir el yazması verir. Sonunda Laura'nın tüm parayı dünyanın dört bir yanındaki değerli hayır kurumlarına nasıl bağışladığını görürüz. Laura'nın kocası ve kızıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını görürüz. Casey el yazmalarının son sözlerini okuyor. Dışarıda olağanüstü bir dünya var. Veren mi yoksa alan mı olacaksın? Laura'yı aramak için dışarı çıkar. Ama o çoktan gitmiştir. Bunun gibi daha fazla video izlemek için beğen ve abone ol butonlarına tıklamayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.